Bugün ChatGPT ile derslere ve sınavlara nasıl çalışabileceğinizi, nasıl veriminizi artırabileceğinizi göstereceğim. Size iki kitabından seçtiğim promptları vereceğim. Eğer bu promptları beğenirseniz, promptların devamı 110 örnek ve 110 prompt ile açıklamadaki e-kitabımda var. Aşağıdan erişebilirsiniz. Merhaba, eğer bu kanalda yeniysen ben Eray, yazılım mühendisiyim. Bu kanalda yapay zeka teknolojilerini nasıl daha verimli kullanırız bunları paylaşıyorum. Şimdi gelin bu promptlar ile nasıl ders ve sınav çalışmalarımızı hızlandırabiliriz ona bakalım. Şimdi ilk olarak genelde kullanabileceğimiz bir prompt seçelim. Buradaki birinci promptu kullanacağız. Yukarıda promptun kendisi var. Şuradaki boşlukları kendimiz isteğimize göre dolduracağız. Aşağıda bir adet örneğimiz de var. Şimdi biz aşağıdaki örneğimizi alalım ve GPT-5'e yapıştıralım. Buradan GPT-5'e geldim. Thinking modunu açtım ve yapıştırdım. Gönderiyorum. Biz burada ne dedik? YKS için 85 puan dedik hedefimiz. Şu an GPT'mizin rolü deneyimli bir eğitmen. Şurada ne düşündüğünü de tıklayalım, açalım. Haftada bir dinlenme gününü, bir çalışma programı istiyoruz. Günleri bloklara böldük. Her blok için TYT matematik önerdik. Bizden mini bir plan yapmasını istiyoruz. Buradaki kısmı kullanın arkadaşlar. Şu plan geliştirme yazıyor. Genelde hangi konuyla ilgileniyorsa onu yazıyor. Konu yoksa da düşünüyor yazıyor. Buna tıklayın. GPT'nin sizin promptunuzu nasıl anladığını buradan okuyabilirsiniz. Ben bazen buradaki promptu gönderiyorum. Ama GPT'yi düşünürken fark ediyorum ki benim istediğim şekilde anlamamış. Bu mesajını bitirdikten sonra ben buradan düzenlemelerimi yazıyorum alt taraftan. O yüzden burayı açın arkadaşlar, okuyun. Bunu kapalı bir şekilde kullanmayın. Bu aslında çok güzel. Size tüyolar veriyor. Sizin ne kadar anlıyor, ne kadar iyi anladığını gösteriyor. Evet, bitirdi arkadaşlar. Bakalım ne yapmış. Evet, hedef 85. 30 gün boyunca her gün 3 blok, sabah, öğle, akşam ve haftada bir dinlenme içeren TYT matematik odaklı programımızı yapmış. Tamam, blok sürelerini vermiş, zaman yönetimini vermiş ve bize tablo olarak da vermiş. Güzel, ben bu tablo yapılarını seviyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar detaylı programımız hazır. Halen daha yapmaya devam ediyor. Dördüncü haftayı tamamlıyor. Evet, 30'a tamamladı. Evet, bu tamam. Şimdi ikinci promptumuza geçelim. Buradan yeni bir sohbet açıyorum. Tamam, şimdi ikinci bölümümüze geldik. Bu bölüm konu anlatımı. Şimdi biz buradan ikinci promptumuzu seçeceğiz. Buradaki promptumuzu seçeceğiz. Neymiş? Burada önce promptumuza bakalım. Burada GPT'nin rolü kavram ve karşılaştırma eğitmeni. Yani biz de buradan iki adet kavramı karşılaştırmasını isteyeceğiz. Aşağıda örneğimiz var. Buradan örneğimizi kopyalayalım. GPT'ye gelelim. Yapıştıralım. Thinking moda olduğundan emin olun arkadaşlar. Thinking ile normal mod arasında çok fark var arkadaşlar. GPT-5'i incelediğim videoyu kanalımdan bulabilirsiniz. Ben orada grafiklerle aralarındaki farkları gösterdim. Aralarında yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, %40-%60 bir performans farkı vardı. O yüzden Thinking'i kullanın, kullanabildiğiniz kadar. Şimdi bunu gönderelim. O düşünürken biz de buradan promptumuza bakalım. Evet, ne demişiz burada? O düşünürken biz de buradaki promptumuzu okuyalım. Kavram karşılaştırma eğitmeni istatistikteki korelasyon ve nedensellik için kavramlarını ayırt et demişiz. Çıktılarda da tanım istiyoruz. Benzerlikleri, farklılıkları istiyoruz. Bir de özetler mini soru istiyoruz. Bakalım nasıl düşünüyor? Evet, şu an kendisi hemen cevaplamaya başlamış. Bunu şu an düşünüyor, bize sonuç olarak verecek. Evet. Tanımlar bölümünü, benzerlikler bölümünü, farklar bölümünü vermiş. Hangisini ne zaman kullanırım? Bu da promptumuzda vardı. Evet, şurada. Bunu da vermiş. 3 yanlış kullanım örneği. Ya, promptumuzu çok iyi anlamış. Şu an bunu görüyoruz. Ve kısa bir cevap verip de geçiştirmiyor. Burada hem kullandığımız promptun önemi hem de kullandığımız modelin önemi. Yani fast modunu açsak veya şuradaki auto modunu açsak bu kadar detaylı bir yanıt vermezdi. Tamam. Bu da güzel. Şimdi üçüncü promptumuza geçelim. Evet, şimdi üçüncü bölüme geldik. Bu bölümümüz özetleme üzerine. Biz de buradan birinci promptumuzu kullanacağız.
Örnek promptumuz burada gördüğünüz gibi. Şuradaki madde sayısı bir parametre. Buraya biz gireceğiz kaç adet istiyorsak. Aşağıdaki hemen promptumu kopyalıyorum. GPT'me gelip buradan yeni bir sohbet yaratıyorum ve yapıştırıyorum. Thinking modu olduğundan emin oluyorum. Şimdi biz buraya bir de metin eklememiz gerekiyor. Çünkü promptumuzun özetlemesini istiyoruz. Aşağıya yapıştıracağım metni 10 maddede özetle demişiz. Her madde neden önemli alt satıra ekle çıktığı markdown listesi olarak ver demişiz. Şimdi internetten rastgele bir metin bulalım. Şimdi buradan Wikipedia'dan 2. Dünya Savaşı metnini kopyalayacağım. Şöyle şuraya kadar kopyalayalım. Bunu da GPT'ye gelip yapıştırdım. Bize bunu bir özetlesin bakalım. Şimdi bunu gönderiyorum. Evet, düşünüyor diyor. Gördüğünüz gibi düşünüyor'ya tıklayın arkadaşlar. Ne düşündüğünü görün. Burası önemli. Bizi anlamasını istiyoruz. Promptumuzu anlamasını istiyoruz. Evet, maddelere sıraladı. 10 maddede istemiştik. Evet, bitirdi. Şimdi bize 10 adet madde verecek. Neden önemli cevabını veren 10 adet madde 2. Dünya Savaşı ile ilgili. Bu arada GPT-5'in thinking modu bayağı hızlı çalışıyor arkadaşlar. Önceki thinking modlarında yavaş çalışıyordu. 5'te bayağı hızlandırmışlar. Tamam, konu özetimiz de tamam. Biz şimdi diğer promptumuza geçelim. Şimdi öğrenme metodu olan flashcardlar var arkadaşlar. Bunu İngilizceden biliyor olabilirsiniz. Önünde Türkçe kelime, arkasında İngilizcesi yazıyor. Tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Burada yine 10 adet promptumuz var. Biz de buradan seçimimizi yapacağız. Bizim buradan seçeceğimiz prompt 4. prompt arkadaşlar. Şimdi biz buradan örnek promptumuzu kopyalayalım. Yine yukarıdaki parametreleri doldurulmuş bir şekilde, aşağıda örneği var. Videonun ortasından gelen arkadaşlar için bu e-kitabımdan şu an alıyorum. Eğer promptların hepsine erişmek istiyorsanız aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Ben şimdi buradaki örneği alıyorum. Yeni bir sohbet açıyorum. Yine thinking modundayım burada. Metnimi yapıştırıyorum. Dedim ki 2. Dünya Savaşı için 12 adet close, yani boşluk doldurma kart üret. Her kartta en az bir nokta nokta boşluğu olsun. Cevabı arka yüze tam cümleyle ver dedim. Şunu da düzeltelim. Close kartlarında ipucu alanını boş bırakma dedik. Tamam, bunu bir gönderelim. Evet, buradan düşünüyor modunu açalım. Evet, Era 2. Dünya Savaşı ile ilgili 12 adet close kart istiyor. Güzel, anlamış. Evet, burada adım adım düşündüğünü görüyoruz. Bu çok güzel bu arada. Bir yapay zekanın adım adım düşünebildiğini izlemek gayet zevkli. Şimdi 12 adet kartı üretti. Mesela birincinin ön yüzüne bakalım. İkinci Dünya Savaşı nokta nokta yılında Almanya'nın Polonya'yı işaret etmesiyle başladı diyor. Burada da ipucumuz yıl 1939 diyor. Mesela ikinciye bakalım. Savaşta iki ana blok vardı. Nokta nokta ve mihver diyor. İttifak adı Türkçe, müttefikler ve mihver demiş. Vesaire vesaire. Bu şekilde. Tabi bunları kart gibi hayal edin. Ben şimdi size bunu karta nasıl dönüştürebileceğinizi göstereceğim. Şimdi burada diyorum ki. Şimdi dedim ki bu kartları oynanabilir şekilde bana sun dedim. Şu an bunu yazılı olarak, tablo olarak değil de. Çünkü bunu yine elinizde kart olarak yapıp o şekilde kendi aranızda oynayabilirsiniz. Ben bunu GPT yapsın istiyorum. Bunu da göndereyim. Tamam, burada diyor HTML ve JavaScript ile bir flashcard simülasyonu yaratabilirim diyor. Tamam, JSON kullanacakmış. Ya kısaca burada programlama ile bunu çözebilirim diyor. Bizim isteğimizi anlamış ve İngilizce düşündü bu sefer. Yani ya da bize İngilizce yansıttı. Burası bazen Türkçe bazen İngilizce oluyor arkadaşlar. Verdiğiniz cevapla ilgili değil. Evet, şuradaki analiz ediyor kısmını da açarsanız yaptığı kodlamayı da görebilirsiniz arkadaşlar. Şunu şu şekilde aşağı indirelim. Gördüğünüz gibi bir web sayfası kodluyor. Şu an sohbet bitmediği için tam kaymıyor. Takılıyor kayarken. Bunu kapatalım, bitirsin. Evet, şimdi indirilebilir bir şekilde verdi. Bakalım indirelim açılacak mı? Güzel. UI çok iyi. Çok beğendim. Hiç bu kadar iyi çıkmasını beklemiyordum bu arada. Çünkü önceki GPT-5 inceleme videosunda yaptığım UI'yi çok beğenmedim açıkçası. Yine thinking modu iyiydi ama GPT-5'in fast modu, o da yeni çıktı. O kadar iyi değildi.
Şimdi ne diyor? Savaşta iki tane blok vardı. Nokta nokta mihver ve nokta nokta mihver. Tamam, bunu hepsini bir denemek istiyorum önce. Cevabı göster diyelim. Cevabı gösterme, göster. Güzel çalışıyor. İleri diyelim, geri diyelim, ileri diyelim, geri diyelim. İpucu kısmı da çalışıyor. Güzel. Oklar çalışıyor mu? Şu an okla basıyorum. Oklar da gayet iyi. Biraz doğru yapalım. Doğru. Evet. Yanlış diyor. Evet, yüzdelik de çalışıyor. Kart sayısı da çalışıyor. Karıştır diyelim. Karıştır. Almanya var. Bir daha karıştıralım. Sıfırla. Muhteşem. Yani alın bunu. Eğlenceli bir şekilde arkadaşlarınızla açın bilgisayarda. Oynayın. Yani bunu alın web sitenize koyun. Okulda oynayın. Yani eğer öğretmenseniz çocuklara böyle bir şey hazırlayabilirsiniz. Bence mükemmel oldu. Şimdi 5. promptumuza geçiyoruz. Evet, 5. bölümümüze geldik. 5. bölümümüz quiz test üretimi. Biz burada 2. promptu kullanacağız. Burada soru üretmesini bekliyoruz. Dağılımları var. Çoktan seçmeli. %20'si doğru yanlış. Ve cevaplar A'dan Denizli'ye kadar. Çoktan seçmelerimiz var A'dan D'ye kadar. Sonrasında doğru yanlış var. Biz aşağıdaki örneğimizi buradan alalım. Bu sefer de bir KPSS genel yetenek var. Yine sohbetimi açıyorum, yapıştırıyorum. Thinking modu olduğundan emin oluyorum. Ve gönderiyorum. Hemen düşünüyor kısmını açalım. Şu an açtım. Daha bir şey çıkmadığı için bekliyorum. Evet, anladığını söylüyor. 10 soruluk kısa bir sınav hazırlayacak. Dağılım %60. Güzel. %20 doğru yanlış. 120 kısa yanıt. Evet, KPSS olduğunu da anlamış. Güzel, zaten anlamayacağını ben düşünmemiştim. Evet, sorularımız geldi. İşte vatandaşlık ve temel kavramlar için karışık tipte kısa ve KPSS genel yetenek odaklı 10 soruluk sınav. Bakalım çoktan seçmeleri yapmış. Altına evet, etiketlerini de koymuş. Bakalım. Tamam. 2 adet kısa cevap da koymuş. Cevap anahtarını en son vermiş. Güzel. Doğru yanlış da vermiş. 7-8 doğru yanlışmış. Aynen, doğru yanlış. Sosyal devlet, sosyal adalet, fırsat vesaire vesaire. Bunda KPSS'ye çalışmak için kendinize bu şekilde testler yaratabilirsiniz. Veya kendinize mini bir sınavlar oluşturabilirsiniz. Tamam, bu promptumuz da tamam. Şimdi diğer promptumuza geçelim. Evet, şimdi çalışma planı ve zaman yönetimi için promptlarımız var. Bizim burada kullanacağımız prompt birinci prompt. Şimdi yukarıda örnek promptumuz var, değişkenleri var. Biz bunu yine aşağıdaki değişkenleri doldurulmuş örneğimizle yapacağız. Şimdi bunu kopyalıyorum. ChatGPT'ye geliyorum. Thinking modundayım. Yapıştırıyorum. Ne demişiz? Rolün kişiselleştirilmiş çalışma planı tasarımcısı. Girdi YKS, hedef puan 85, günlük süre 90 dakika vesaire, bize bir oluştursun, gönderelim. Yine düşünüyorum modunu açtım. Tamam, güzel, istediklerimizi anlamış. Bu arada kitapta 11 adet bölüm var arkadaşlar. Her bölümde de 10 adet prompt var. Ben şu an rastgele seçimlerle gidiyorum. Ben bugün size yaklaşık 7-8 tane bölümden birer adet prompt seçip gösteriyorum. Kitapta hangi konuların olduğunu merak ediyorsanız linkten gidip konuları görsele ekledim. Kitap görsellerinde var arkadaşlar. Almadan görebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi programımız hazır arkadaşlar. Halen yazmaya devam ediyor. İkinci haftaya geçti. Bu şekilde de planlarınızı bu promptlarla oluşturabilirsiniz. Şimdi diğer örneğimize geçelim. Evet, kitaba KPSS ile ilgili de bir bölüm ekledim. Malum ülkemizde çoğu insan KPSS sınavına giriyor. Onlara da bir bölüm ayırmak istedim. Bölümümüz 10. bölüm KPSS özel promptların olduğu bölüm. Biz burada yine birinci promptu kullanacağız. Şimdi birinci promptumuza bakalım. Alan, konu, seviye ve soru sayısına giriyoruz. Çoktan seçmeli bir test hazırlıyor bize. Zorluk oranı da var. Kolay, K dediğimiz kolay, orta, zor vesaire. Evet, aşağıda bir örnek kullanımımız var. Örneğimizi buradan kopyalıyorum. Yarısı aşağıda kalmış arkadaşlar. Export aldığımda bu şekilde çıkıyor. Bunun daha bir çözümünü bulamadım. Sayfa geçişlerinde bazen kalabiliyor. Bunu yapıştırıyorum.
Altta kalan kısmını da kopyalıyorum. Yapıştırdım. Buna çözümü olanlar varsa arkadaşlar bana da yardımcı olabilirsiniz. Yani e-kitap hazırlamak için böyle tool'lar vesaire varsa sayfa atlarken bölünmesini istemiyorum. Bana da yorumlara bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir kabaca araştırdım bulamadım. Belki aranızda kullananlar vardır. Evet, Osmanlı statları için orta düzey 12 soru çoktan seçme test hazırla dedik. Cevap anahtarını her soru için bir iki cümle açıklama. Soruları kolaydan zora sırala dedik. Thinking modundayım. Gönderiyorum. Gönderdim. Düşünüyor kısmında tıklayıp açalım. Bunları bu kadar yakın koymaları benim hoşuma gitmedi. Yanlışlıkla buna da tıklayabilirim. Ben düşünme moduna tıklamak istiyorum. Evet. Kullanıcının talebini yerine getirirken oranları uygulamak. Tamam. 5-5-2 dağıtacakmış. Tamam. Tamam, bu soruları kolaydan zora sıralayacak. Bitirsin bakalım. Evet, bitirdi. Kolaydan zora doğru yaptığını söylüyor. Evet, 5 adet kolay soru. Evet, sorularımız burada. Orta ayar sorularımız. Bir de zor ayar sorularımız var. Tamam, cevap anahtarını en sona koydu. Güzel. Bu şekilde siz de kendinizi testler yaratabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki oranları oynayabilirsiniz. Ben bunları manuel girdim de buraya. Siz buraya 20-30. Artık konudaki tecrübenize göre bunlara da girebilirsiniz. Soru sayısını değiştirebilirsiniz. Şık sayısını arttırıp azaltabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Şimdi son promptumuza geçiyoruz. Evet, 8. bölümdeyiz. 8. bölümümüz fen bilgileri promptları. Buradan da bir örnek yapmak istedim. 5. prompt arkadaşlar. Deney tasarım danışmanı. Biz burada teorik bir deney taslağı yazmasını istiyoruz. Zaten burada önemli olan tehlikeli kimyasal vesaire yok. Bunu da not düştük. Bunu buradan aşağıdan kopyalayalım. Örneğimizi kopyaladık, geldik. Yeni bir sohbet yarattık. Thinking modunda olduğumuza emin oluyoruz. Promptumuzu yapıştırıyoruz. Deney türü gözlemsel. Görev sadece güvenli okul laboratuvarı için teorik deney taslağı yazdık. Evde uygulama yok, tehlikeli kimyasal ısı yok. Yine de yapmaz büyük ihtimal GPT ama biz yine de önlemimizi alalım. Şimdi bunu gönderiyorum. Bize buna bir hazırlasın bakalım. Evet, cevabı Türkçe de versek, İngilizce de versek bazen Türkçe bazen İngilizce yanıt veriyor. Belki Türkçe düşün dersek olabilir. Evet, sonucumuzu verdi. Asit baz tepkimesi, genel göstergesi, teorik deney dedi. Okul laboratuvarı. Hipotezimiz var. Malzemeler var. Düzeney metinle tarif. Prosedürü veriyor. Nasıl uygulamamız gerektiğini. Çok güzel gerçekten. Yanıtları bu şekilde ayırması da çok güzel. Evet, güvenlik önlemlerini de geçiyor bize. Gözlük takın, eldiven takın. Çok güzel. Tablo şekilde de verdi. Evet, verdiği yanıt bayağı uzun arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hiç de kısa da bir yanıt da vermedi. Evet, bitirdi. 8. promptumuzu da tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar, size bu videoda 8 adet prompt gösterdim. Bunlar 110 hazır ve 110 örnek içeren e-kitabımdan örneklerdi. Eğer e-kitabı da incelemek isterseniz açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.